inanılmaz kolay tavuk göğüs kullanıyoruz. Bana sorarsanız göğsün olabilecek en lezzetli hali. Şimdi önüme 3 tane tabak aldım. Bir tanesine unu koyuyorum. Bir aslında kendime böyle kızartma hamuru hazırlıyorum olarak düşünebilirsiniz. Paprikayı koyuyorum. Ve de tuz ve karabiber koyuyorum. Böylece una batırdığım zaman bir yandan da tavuğu tuz ve karabiberle birlikte lezzetlendirmiş olacağım. Bir yandan şu tavanın altını da açalım. Fırına girebilen bir tavanız varsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü en son pişirme işlemini fırında bitireceğiz. Şöyle içine güzelce yağını koyuyorum. Sıvı yağ ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz keyfinize göre. Şimdi şuraya ekmek kırıntısını koydum. İçine de parmesan peynirini koyuyorum. Böylece ekmek kırıntısını da parmesan peyniriyle birlikte lezzetlendirmiş oluyorum. 2 tane yumurta var. Onları da şu önümdeki kaseye kırıyorum. Şimdi unlu karışımı güzelce bir karıştırıyorum. Şu ekmek kırıntısı ve parmesan peynirini de. Hep böyle kızartma işi yapmaya başlamadan önce kendi kendime diyorum ki bu sefer çok temiz çalışacağım, ellerimi kirletmeyeceğim, sadece maşa kullanacağım. Ama hep en sonunda ellerimi kirletmiş bir şekilde buluyorum. Bakalım bugün ne olacak? Yumurtayı da çırpıyoruz. Birazcık da su ekleyerek yumurtayı açacağım. Bir iki yemek kaşığı kadar. Ki bütün tava rahatça yetsin. Şimdi tavuk göğüslerini önce una şöyle iki taraflı her iki tarafında fazla onu her zaman için silkelemek lazım. Ardından yumurta sarısına yine fazla yumurtayı da şöyle silkeliyorum ve de ekmek kırıntısı ve parmesana. Şimdi tavaya alıyorum. Aynı işlemi bütün tavuklara uyguluyorum. O kadar güzel gözüküyorlar ki. Şimdi 1-2 dakika boyunca bunlar pişecek. Ondan sonra çevireceğim. Yaklaşık her bir tarafını 3'er dakika gibi pişireceğim. Ona göre mutlaka yağ kontrol edin. Yağ kızgın ama çok sıcak olmasın. Çünkü tavuğun içinde biraz pişmesini istiyoruz. Daha sonra bir 5 dakika fırına atacağız çünkü sadece. Harika kızardı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şimdi tavuğun üzerine şöyle bolca mozzarella peyniri koyuyorum. Altını kapatıyorum ve de fırına alacağım. Pişme işlemine fırında devam edecek. Bir 5 dakika kadar da fırında pişecek. Sosumuz çok kolay. Önüme bir sos tavası aldım. Altını açtım. İçine zeytinyağını ekliyorum. Çok kolay. Böyle hafif sarımsak lezzetiyle zenginleştirdiğimiz bir domates sosu yapacağız. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. İçine 2 diş sarımsak. Sarımsak hafif renk alana kadar onu soteleyeceğiz. Hafiften de pul biber koyacağım ben buna. Böyle bir acılık olsun. O yediğimiz zaman çıtır çıtır tavuğu hissedelim. Üzerinden erimiş peyniri hissedelim. Sonra da hafif sarımsaklı, böyle çok geriden de bir acılı olan nefis bir domates sosu hissedelim istiyorum. Domatesi içine aldım. Pul biberi ekliyorum. Şöyle karıştırdım her şeyi güzelce. Birazcık tuz ekleyeceğim. Şimdi altını en kısa getirdim. Şöyle hem ısınsın, hem sarımsağın lezzeti domatesi iyice geçsin. Biz de o sırada artık tavuğu fırından alabiliriz. Efendim gerçekten harika gözüküyor. Şimdi bunu hemen bir servis tabağına alalım. Şöyle önüme bir tabak aldım. Bakar mısınız tavuklar o kadar güzel çıtır çıtır piştiler. Üzerindeki peynir eridi. Şimdi bunun üzerine domates sosu koyunca
taze fesleğini de üzerinden bırakınca of, müthiş bir şey ortaya çıkacak. Sos da harika kokuyor. Hemen onu da tavuğun üzerinden şöyle kaşık yardımıyla döküyorum. Şöyle fesleğen yapraklarını da elimle gelişigüzel kopararak bırakıyorum.